Merhaba, Artalks 2021'e hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Değerli sanat yazarı, avukat, hukukçu Ünsal Piroğlu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Ünsal Hocam. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. O kadar umursaydınız ki inşallah şımarmadan konuşurum. Daha pek çokları tabii ki sizin sanat ortamında yapmış olduğunuz pek çok noktada önemli çalışmalar var. Bir yanda edebiyatçı kişiliğiniz var, yazarlık var, sanat kurumları ve bunlardan en önemlisi Şefik Bursalı Müzesi'nin kurucususunuz bir yandan da. Bunların her birine geleceğim ama çok önemli hukuk ve sanatı birleştirdiğiniz noktayla başlamak istiyorum aslında. Sanat hukuku, bu alanda Hacettepe Üniversitesi'nde ve farklı alanlarda pek çok dersler verdiniz sanat hukuku üzerine. Telif hakları üzerine özellikle yazdınız, konferanslar verdiniz. Evet, bir hukukçu ama bir yandan da sanatla bağı her daim sıkı bir yazar olarak sanatla bağınız nasıl kuruldu? Diğerlerinin her birine tek tek geçmeden önce oradan başlamak istiyorum. Şimdi sanatla bağım çok küçükten başlıyor. Şimdi aslında müzikçi olsaydım Üsküdar Cemiyeti'nin önünden geçtim diyecektim ama şimdi resimde böyle bir yer yok, böyle bir cemiyet yok. Şimdi ben ilkokuldayken çok yakın bir akrabam, hocamdı benim. Fakat diğer dersler bir yana, dedim resmin değil, kendi kızının resmini beğenirdi. Ben de tabii hocadan iyi bilecek değilim ya, o güzeldir diyordum. Fakat ortaokula geldim ben, ortaokulda tabii başka bir hoca. Hiç unutmuyorum, resim dersinde başka bir hoca gelmişti. İlk ders Mehmet Aslan, 12 numara, onu oturttu, şunu resmini yapın dedi. Ben yaptım falan, başladım. Ha, birden hoca resmi kaptı, aldı gitti. Evet. Bütün öğretmenler odasında dolaşmış o resim falan. Ondan sonra hep, yani resime ilgi, aa dedim herhalde, ben iyi yapıyorum bunu dedim. Beğendiklerine göre dedim. Evet. Önceki hoca da beğenmiyordu, az beğeniyordu ama ondan sonra resim hiç bende şey kalmadı. Ha, mesela daha büyük bir liseye gittim, Konya Lisesi'ne. Orada Konya Lisesi 5000, 6000 nüfusu büyük bir lise, tarihi bir lise. Şimdi 120-130 yıllık falan. Orada bir akademiden bir hoca geldi bize birinci sınıfta. Ondan sonra benim desenleri çok beğendi. Ve okulun bir sütunlu falan bir okul orası. Gördünüz mü bilmiyorum. Hayır. Onun bir tek panosu var. Orada benim desenlerimi sürekli sergiledi. İşte ondan sonra artık bu okulda öyle yayıldı ki adım da ressam Ünsal falan böyle yayıldı. Ben artık hep resimle ilgileniyorum. Falan. Evet. Hukukla tanışana kadar. Tabii, peki tabii, resimle devam etmek ve resim okuma düşüncesi? Tabii var. Ben tabii akademiye gideceğim diyorum. Evet. O yıllarda ama babam iş adamı, o da ticaret lisesi, işte İstanbul İktisat Fakültesi. Ama ben hep karşı çıkıyorum. Neyse bir şekilde ben akademiye gittim, sınava gittim. Fakat son sınıfta ben ailemin naklettiği bir liseye gittim, yeni açılan bir liseye. Orada bütün fen dersleri boş geçti. Şimdi akademinin eskiden sınavları 3 gün sürüyordu. Evet. Yani o sınavda... Çok ciddi ve özenle seçmek. O sınavlarda sanat, tarihi, tasarım, ondan sonra edebiyat, yazgı, o kadar çok şeyler vardı. Fakat ben mimarlık istiyordum o sırada. Bir başka akademi mezunu bir hocam dedi ki, bak akademiye gidersen benim gibi doğuda falan hocalık yaparsın, senin yeteneğin var. Hiç sakın gitme dedi. Sonra siz sanat tarihi dersleri de verdiniz ortaokul ve liselerde, tabii, hocalık tabii, yaptınız. Tabii, lisede. Evet. Ben o zaman mimarlığı istiyorum tabii. Fakat mimarlıkta resim, mimarlık ve heykel bütün de sınavlarına girdim. Resmi kazandım fakat ben mimar istiyorum. Mimarlıkta da ilk baraj resim, onu açtım ben. O zaman iki atölyede, o zaman tek okulda akademik. Tek okul. Yani eğitim diğerleri eğitim fakültesi. Evet. Öğretmen okulu var daha çok. Yani orası tam bir sanatçı yetiştiren bir yer yani. Hı.
Fakat ben resim barajını açtım. Resimden aldığım puan 2 ile çarpılıyor. Sonra matematik ve fizik var. Matematik, fizikte biz o zaman 20 gün 1 ay okuduk, bize diploma verdiler. Benim lisede hiçbir şey bilmiyorum. Ama fonksiyonlar çıktı. Boş verdik yani tabii. Olmadı. Kazanamadım. Aslında burada görmüş olduğumuz çok önemli bir nokta var. Sanat eğitiminden, sanatçı yetiştirmekten bahsediyoruz ama diğer alanlarla bağı ve disiplinler arası bir bilgi birikimine sahip olmak. Yani pek çok alanda bir temele sahip olmak. Siz bu konuda bir hukukçusunuz ve sanatla bağ kurmuş bir hukukçusunuz. Bu noktada ne düşünüyorsunuz sanatın diğer alanlarla, diğer disiplinlerle ilişkisi adına? Tabii var ilişkisi. İsterseniz oradan nasıl hukuka evet, geçtim? Evet, hukuk kararından. Şimdi ben tabii biraz devam ettikten sonra bıraktım. Ben hukuk da istiyordum. Evet. Yargıçlık da istiyordum. Ankara hukukun hiçbir devam mecburiyeti olmadığını öğrendim. Dedim ben oraya şey yapayım. Aslında o zaman Ankara hukuku kazanmak kolay değildi. Devam mecburiyetin olmaması o dönem koşulları için belki önemli bir avantaj mı? Evet, tabii. Resimle uğraşırım dedim. Ben onu düşündüm. Evet. Ve ben Ankara hukuka girdim. Evet. Halbuki bekleyip ikinci sene tekrar, ama mimarlık olmayacağını düşündüm. Bıraktım artık. Hukukçuluğu da istiyorum. Yargıcı olmak istiyorum. Ve ben devam ettim Ankara hukukta. İşte o yıllarda resim bazı atölyelere devam ettim. İşte Orhan Çetin atölyesine, Lütfi Günay atölyesine orada devam ettim. Mesela Orhan Çetinkaya Atölyesi, bu Koçyurdu'nun Maltepe'ye karşısında büyük bir bina vardı. Arka sokakta, Tuzcuoğlu Nakliyat diye çok geniş bir salon. Orada ben, herkes daha çok ressamlar falan geliyor. Ben de orada öğrenciyim, gidiyordum oraya. Böyle çaycı gibi, böyle yardım ediyordum. İşte çıplak model falan geliyordu. Hatta benden para almıyorlardı öğrenci diye. Evet. İşte orada Orhan Peker, Turan Erol falan geliyordu oraya. Onları hatta tanıdım. Hatta yazı yazdınız bir sanat eleştirisi üzerine değil mi? Şimdi öğrencilik yıllarında yazdığınız Orhan Peker'le ilgili. Alman Kültür vardı İzmir Caddesi'nin başında. Evet. Orada Orhan Peker bir sergi açtı. Ben bir dergide, bir sanat dergisinde sergileri yazıyordum o yıllarda. Evet. Öğrenci. Onları yazıyordum. İşte Orhan Peker'in resimlerini çok sevdim. Hep attı o sergiyi unutmuyorum. 50 tane falan, 40-50 tane hep at figürleri vardı. Su içebilir miyim? O zaman yazmıştım birkaç kişiye. Ankara ressamlarına öyle yazıyordum falan. Tabii öğrenciyim ben. Bir yandan da onu soracağım. Bir parantez olsun. Hukuka bağlantısını söyleyeyim. Evet. Şimdi ben o sırada tabii hep sanat çevresiyle uğraşıyorum. Evet. Hukuku ancak dedim ki ya bu fikri haklar. O sırada kimse pek bilmiyor bunu. Evet. Bir tek o zaman hukuk fakülteleri az zaten. 3 taneydi o zaman. Sadece Ankara Hukuk'ta tercihli seçimlik dersti telif hakları. Garip, ben de seçmemiştim hatta. Fakat ondan sonra ben ya bu alana yöneleyim dedim. Evet. Ve sanatçı hakları konusunda biraz geliştirdim kendimi. Fakat hakimler de bilmiyor bunu. Çok enteresan. Yani bir eksik var aslında. Hukukun sanata dokunmadığını görüyoruz. Tabii, pek çok alanda işte varken. Şeyden sonra, 95'ten sonra falan biraz şeye başladı. Çok geç değil mi? Tabii çok dünyada. Tabii çok geç. Şimdi İngiltere'de bu ilk. Evet. Mesela bazı sempozyumlar oldu. Orada falan katıldım ben. Mesela orada bir İngiliz büyükelçisi, aynı zamanda hukukçu, o şöyle bir konuşma yapmıştı. Onu unutmuyorum ben. Hilton Oteli'nde miydi, neredeydi? Tabii bu oldukça eski. O yıllarda daha internet falan yok. Bak hiç bilgisayar var herhalde. Fakat internet falan yok. Dedi ki İngiltere'de dedi bu telif hakları alanı %75'ini kaplar. Tamam mı? Diğerleri %25 bir takım idari mercilerce veyahut avukatlarla kendi aralarında hallediliyor falan dedi. Yani o zaman Türkiye çok bakirdi. Ben tabii hakimler bilmiyor. Yasa var ama. Yasa 51. 1951. Ernest Hirsch. Atatürk'ün bu Almanlar, Yahudiler var ya, onları İspanya falan kabul etmedi.
Atatürk onları Türkiye'ye davet etti ve Türk üniversitelerini onlar kurmuştur bakın. Mesela Sivark var, Koşaker var işte. Bizde Ernest Hirsch 48'de Ankara Hukuk'ta hocaymış o. Sonra İstanbul Hukuk'ta da hocalık yapmış. O yazdı bir kitap, yazmış. Kanunu da o yaptı 52'de. Bakın 52'de. Yasa, 51'deki yasa ne diyor? 51'deki yasa tabii dahi bir hukukçu Ernest Hirsch. Avrupa'nın en iyi yasasıydı o zaman. Evet. Ben inceledim tabii. Hı hı. Ama ben o sırada lisan da yok. Bazı Almanya'dan şeyden kitap getiriyorum, Fransa'dan tercüme ettiriyorum falan. İşte kendi biraz Fransızcamla bakıyorum falan. Ama o kitap çok iyiydi. Yasa. Fakat şeyler, sanatçılar, hak sahipleri yeterli bilgi ve bilinç düzeyinden çok uzaklar. Yani şimdi o yıllarda mesela... Şimdi belki yine de çok farklı değil. Yani sanatçı şimdi, telif haklarına, haklarına, hukukuna ne kadar önem veriyor? Yani yeterli başka bilgi konu ve bilinç düzeyinde değiller. Mesela müzik alanında ben evet, Mesam'da Atina Özdemiroğlu döneminde şey yaptım. Sezen Hanım döneminde falan. Evet. O yıllarda o 84'te kuruldu. Tabii ben o sırada birçok davalar bu anda açtım, kazandım filan. Mesam'a müşavirlik teklif ettiler bana. Mesam'ın müşaviri oldum filan o zaman. Şimdi şunu diyeceğim. Hakimler de bilgisiz. Ben ya böyle bir yasa... Ben yaşlı olduğum için herhalde farkındayım. Dedim hocam sizden şey o genç diyordum ben 51 bu yasa. Farkında değil kimse. Ha o yıllarda İhtiyaç mesela... İhtiyaç duyulmamış. Tabii şeyler anlatıyor. Ve biz de bizzat yaşadım. Mesela bir bestecinin bir eserini bizi birisi izin şeyde bir kanalda zaten sadece TRT var. TRT'de okunduğu zaman hemen besteci telefon ediyor teşekkür ediyordu. Ama sonra dava açıyorduk biz onlara artık. Yani yeni yeni şey geldi. Fakat bu arada tabii ben bu şeyde giderken Mesam'ın müşaviri oldum ve ama resim alanında ben esas yapmak istiyorum. Ve o alanda burada da yazdım 30 küsur tane sonra yükseldi konferans verdim yani birçok üniversitelerde. Şeylerde filan. Bilir kişiler yok. Bir matbaacılar bilir kişi yapıyor mahkemeler. Neyse o konuda işte bu TRT'de sanat var. Alanındaki pek çok alan konudaki eksiğimiz gibi hukuksal boyutunda da büyük bir eksik tabii vardı ve sizin de aslında tam o ikisinin arasında ikisini birleştiren bir rol üstlenmeniz bu bir şanstı belki de. Türkiye'de şu anda sanat hukuku üzerinde yine yeterince hukukçumuz var mı diye sormak istiyorum. Bugünkü şimdi, durum nedir? Hayır şimdi bak orada bir şey söyleyeyim. Benim o alana yönelmemin bir nedeni de şu olabilir. Şimdi tabii bir takım alacak borçlar falan hukukta önemli de fakat şimdi ben resim de yaptığım için o yıllarda gece mesela evde soba yoktu benim odamda. Pardon odamda var da herkes şimdi görmesin diye kilerde gidip resim yapıyordum. 3'e kadar sabaha kadar da o resmi seyrediyordum falan yani. Bu kadar mutlu oluyordum bir yerde. İşte bu kadar yürekten bağlı olduğum için resim Onun bunu kopya etmesinden rahatsız oluyordum. Benim yumuşak karnımda oldu. O yüzden ya bunu mesela yurt dışındaki şeyleri duyuyordum ben. Bu alanda derinleşeyim dedim. İşte ondan sonra bir mücadele verdim. Yani ona olan yani sevgimden onu koruma. Konumuna düştüm. Evet, o noktada aslında sanat tutkusu, sanat yapma, resim yapma ve onu koruma. Acaba sizde koruma içgüdüsü daha ağır bastı ve çok severek yaptığınız resmi koruma ve sonunda sanatla sanat yazıları, sanat hukuku hepsi bir arada sanata hizmet etti aslında. Tabii, hayır şimdi... Ona bir meslek olarak görmüyorum ben zaten. Evet. Meslek olarak görmüyorum. Yani bir tutkuyla onu yapıyorum. Şimdi ben öyle gece yarısı 2'ye kadar, 3'e kadar resim yap. Hiç. Hatta evden de itiraz var. Yani dersine çalış filan. Ha sonra son yıl mesela bir liseye gittim. Yeni açılan bir liseye. Orada tabii bu arada çok bilgisiz, bilinçsiz. Mesela hiç unutmuyorum bir at resmi yaptım.
O dışarıdan bir hoca gelmişti. Ya atın üzerinde yeşil renk olur mu falan dedi. Kızdı falan bana mesela. O şeyi merak ediyorum bir yandan da. Hı. Evet, hukuk alanında devam etti ve sanatı koruma, sanat üzerine yazma hep devam etti. Peki resim, bugün hala resim yapıyor musunuz? Nasıl sizdeki resim? Ondan sonra Ankara'ya gelince ben tabii yurtta falan kalıyorum. Evet. Yurtta yani bir Lütfü Günay'a falan gittim galiba o sırada ama orada da olmadı, gidemiyorum her zaman. Yurtta kalıyorum. Yurtta ne yapabilirim? Ben desen çizmeye başladım şimdi. Çin mürekkep falan. Yurtların kütüphanesinde falan böyle çizdim. Ve ben onu dergilerde yayınlamaya başladım. Hatta bir takım banka dergilerinde falan para da kazanmaya başladım. Banka dergileri onu para falan ödüyordu. Ve bu arada bu tanındı. Bir takım yerden bana bir ortaokuldan öğretmenlik teklif ettiler. O Demet Evler Ortaokulu'ndan. Sonra bu başkaları duymuş. Falan şeyden Mamak Lisesi'ne de hocalık yaptım. Ondan sonra Kayaş Ortaokulu'nda yaptım. Ha bu arada ben staj yapıyorum. Hiç staj falan yapmıyorum. Şimdi Kayaş Ortaokulu. Kayaş nerede biliyor musun? Biliyorum. Evet. Kayaş'ta hocalık yapıyorum. Öğleden sonra da Yeni Mahalle'ye gidiyorum. Ne kadar bir mesafe. Mesela sabahtan Kayaş'a giderken de ben şeyde oturuyorum. Emek'te. Emek'ten o saat 5:30-6'da yollara düşüyorum. Bu önemli bir motivasyon. Tutku da bahsediyoruz. Işte, tutku ve bunun izler dedik. Hatta kitabınızın ismi İzler ve İzlenimler. Evet. Sanata dair sanatçılara dair pek çok değerli yorumu barındırıyor. Bugün çok taze, sıcağı sıcağına elimizde tutmuş olduğumuz bir çok değerli bir eserle karşı karşıyayız. Sizin bütün bunlar içerisinde o koşuşturmacalar, bir uçtan bir uca gidiş ve farklı alanlarda göstermiş olduğunuz o çaba aslında sanat ortamına yapmış olduğunuz katkılardan bahsediyoruz yazarlık bağlamında ve sanat kurumları. Sanat kurumlarıyla resim üzerine, işte sanat kurumu içerisinde yer almış uzun süre bulundunuz. Evet, evet. Bu ortam, oraya doğru ilerlersek o bağlantıyı, nasıl bir bağlantıyla size geçiş sağlandı? Şimdi ben resim hocalığa başladıktan sonra orada o desenler bir süre daha devam etti. Evet. Edebiyat dergilerinde falan. O zaman çok önemliydi bu edebiyat dergileri falan. Evet. Şimdi değil yani. O kadar önemli değil. Ben tabii şey yaptım. Bazı önemli davalar açtım. Özellikle ressamlar üstüne. O nedenle işte Hacettepe'den bana hocalık teklif ettiler. Yani mimarlığa girememiştim ya. İş mimarlığı hoca buldum. Sanat hukuku anlatıyorsunuz değil ama mi? Ama mimarlıktan doğar. Mimarlık da eser. Bakın. Evet. Tabii o alanda sonra çok raporlar yazdım. Ha bilirkişilik tabii o sırada mahkemelerde bilirkişilik. Gece 12'lere kadar rapor yaz. Tabii resim yapmak unutuldu artık. Evet, vakit kalmadı. Vakit kalmadı bitti. Ya desen de oluyordu ama... O bitti. Aslında onu demek istiyorum. Sanatı korumak, sanat ortamını geliştirmek adına bir takım şeylerden geçmek. O kilerde kimse ışığınızdan rahatsız olmasın diye saklanarak yaptığınız o resimlerden vazgeçmek ya da hala devam ediyor mu diye sormak istiyorum. Tabii bir yerde tutku var yani o şey. Bu da ne şeye yöneldi. Şimdi tabii bu telif haklarını ben ortaya serince hakimler sürekli beni bilirkişi yapıyor. Şeyde şimdi istemiyorum şeye yolluyorlar. Halbuki hiçbir hakim öyle şey yapmaz. Şeyle katiple dosyaları giriyorum büroya. Büroda dosyalar böyle kalın. Onları da yani çünkü bir tek siz varsınız değil mi o sırada bu noktada? Şu anda bile sanat ve hukuk çerçevesinde bağ kurmuş kaç yani hukukçu var? O sıralarda ben çok rapor yazdım, çok mücadele verdim yani mahkemelerden doğru karar çıkmak için. Bunlardan birini belki bir anınızı paylaşma şansınız olur mu? En sonlardan bir tane söyleyebilirim sana, size. Mehmet Aksoy'un mesela. Evet. Melih Gökçe ile ilgili bir davası vardı, şeyi vardı. Evet. Onun heykelini kaldırdı Altın Park'taki. Evet. Biz o heykeli yerine koydurduk.
uzun bir mücadeleden sonra şöyle bir şey söyleyebilirim. Onunla ilgili çok gerçek, çok güçlü. Yani her açıdan güçlü. Yargıtay'da bile çevresi var. Fakat ona rağmen biz onu, yani onu söylemeyeyim, İngiltere'den solcu bir birlikten bile şey aldı, görüş aldı. Yani. Kendi lehinde. Tabii. Ama ona rağmen şey yaptık, biz heykeli yerine koydurduk. Ve o onunla... zaman biz hukukun gücünden bahsediyoruz. Tabii. Ve adaletten bahsediyoruz. Bu çok umut verici bir şey. Bütün bu güce rağmen bunu yapabilmek, başarabilmek tabii ki çok önemli bir mücadelenin, zorlu asla pes edilmeyen bir mücadelenin ürünü. Tabii. Sonra orada şeyin, Mehmet Aksoy'un projelendirilmiş fakat tam oraya uygulayacağı 20 metre uzunluğunda çok yani Mehmet Aksoy'un eserlerini inceleyeceksin çok farklı. Onun koymadığı için de tazminat aldık. Yani konmayan heykel içinde 3 dava vardı orada. Biz 3'ünü de kazandık ama çok mücadele ettik biz orada. Tabii tehditler falan da var. Onları hiç şey yapmayalım. Hukuku böyle bir şey. Yani insanın kendi hayatını dahi ortaya koyarak yapmış olduğu yani bir mücadeleden bahsediyoruz bu koşullarda. Hatta onunla ilgili bir şey yapıldı. TRT'de o zaman bir açık oturum yapıldı. Her kesimden kişileri çağırdılar. İşte mesela o zamanın Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan da geldi. Günah olmadı filan gibi. Yani Lütfi Doğan önemli bir din adamı. Yani her alandan görüş alındı. Oldukça güncelleştirdik biz bu konuyu. Bu da çok önemli. Kamuoyunda nasıl yer aldığı ve nasıl algılandığı tabii ki. Ki pek çok dava var görüşülemeyen, gün yüzüne çıkmayan veya arkasından koşturulamayan. Hem dünyada vardır ama Türkiye'de, ülkemizde pek çokları bu durumda. Bu mücadeleyi verecek belki de herkesin şansı yok. Bu noktada sizin bir öneriniz bu sistem içerisine, hukuk sistemi içerisine ne olur? Yani daha fazla hukukçu yetiştirmek sanat hukuku adına bu çözüm mü? Yoksa belki farklı noktalarda bakış açılarımızla ilgili yapabileceğimiz, değiştirebileceğimiz bir şey var mıdır? Ne dersiniz? Tabii ben bu arada, bakın sanat kurumunda yöneticilik yaptım. Onun da yakın. Sanat kurumu çok önemli bir yerdi. Evet, kesinlikle. Belki incelediyseniz. Şimdi... O yıllarda biz bu bir kürsü oluşturması için çalıştık. O oluşturamadık. Kürsüyü kabul etmediler. Üniversitede siz daha iyi bilirsiniz bir şey var. Ticaret kürsüsü içinde kalsın falan. Bizden olsun gibi bir düşünceyi kuramadık. Halen kuramadık. Bak, halen kuramadık biz onu. Fakat şöyle bir şey yaptı o zaman Kültür Bakanlığı. 10 kişiyi, 10 tane yargıcı yurt dışına yolladı. Şimdi onların da hepsi bitti. 3-4 tane kaldı. Onlar da orada 8 ay kalarak ne öğrenebilirler? Bu öyle kolay bir şey değil yani. Fikri hakla, yani şunu söyleyeyim. Klasik hukuktan çok farklı. Çok farklı. Tamamen İçinde, farklı bir şey yani. Yaratıcılığı sizin yaşamanız, deneyimlemeniz gerekiyor belki de. Bunu anlayabilmek için okumakla olacak. Tabii temel insan haklarına girer bak. Mesela bu fikri haklar yasası, bizim hatta Erna Şiş'in yaptığı yasa, sizin eserinizi size rağmen korur. Bak. Yani şu şekilde. Sizden tabii. bile korur. Çünkü eser artık kamusaldır değil mesela mi? Mesela siz şöyle eserinizi verdiniz birisine. Onu bir de şöyle bir şey imzalasanız. Ya eserimi değiştirebilirsiniz. Deseniz, yazsanız yazılı olarak ama bak. Bu geçersiz biliyor musunuz? Aslında bu pek çok piyasa koşulundan veya farklı güçlerden değil mi? Politik, ekonomik güçlerden koruma mekanizması. Bu hukukun üstünlüğünün... Kendine rağmen korunuyor. Yani kendine rağmen. Onu siz bile korunuyor. İzin verseniz dahi. Çünkü eserin özü insanlık için üretiliyor. Bakın insanlık için. Çok evrensel Ahmet için, bir şeyden bahsediyoruz. Için, bu Ahmet için, Mehmet için değil yani. Toplum adına... Kimsenin malı değil. Toplumun malı olduğu için toplum adına korunuyor. Yasa koruyor, toplum adına koruyor. Sana karşı bile koruyor yani. Şimdi ayrıca mesela eser değiştirilemez, izinsiz kullanılamaz. Hatta izinsiz sergilenemez. Bir tane örnek vereyim size. Bu Türkiye'de ilk dava. Ondan sonra da pek olmadı. Şimdi hatta isim de vereyim. Sabri Akça bir zaman bir Bodrum'da galiba bir şeye otele 40-50 tane resim yapmış. Otelin salonlarında sergileyecek.
Sonra orası için yapmış. Sonra o resimleri, ama parasını almış, çekilmiş. Parasını almış. Sonra o şeyin sahibi resimleri getirdi. Milli Piyango'da, hatta bir hayır derneği adına mı ne, sergi açmak istedi. Şimdi sizin eserlerinizi sizden izinsiz olarak kimse sergileyemez. Evet. Bakın bu çok ilginç. Sahip olmak başka bir şey. Sergilemek evet. Hayır. Sergileme hakkı ayrı bir şey. Evet. Ve biz o sergiyi durdurduk, biliyor musunuz? Peki bugün bunlar, bu koşullarda hangi sanatçı dikkat ediyor veya önemsiyor? Nasıl görüyorsunuz siz izler bağlamında, izlenimler bağlamında sanatçı ne durumda, bakış açısı veya mücadele şansı var mı? Farkında mı ya da? Şimdi ben burada hukuki açıdan değil de evet. Sanatçıları kendi açımdan evet. ben analiz ve evet, değerlendirme evet. Peki sanat ortamına dair bir şimdi, izlenimde bulunmak istersek? Şimdi ben aslında hukuk, telif hakları alanında da epey makalem var. Onlar da evet. vaktim olursa kitap olacak tabii. Evet. Bilirkişi raporları var evet. yüzlerce. Onlar da rapor olacak. Ama bu raporlar 20-30 sayfa bir tez gibi yani. İşte, evet. Mesela mahkeme şey yapmıyor, biz Yargıtay'da mücadele ediyoruz. Yani belli doğruları, hukuksal gerçekliği tespit etmek için ben sürekli mücadele ettim. Sanatçı da mücadeleyi veriyor mu? Onu merak ediyorum ben aslında. Ben sanatçıya rağmen. Ha, o konuda bir şey söyleyeyim. Sanatçı buna inanmıyordu. Hala inanmayan çok. Evet. Onun için yani avukatın ekmek evet. alacağım, sanatçı, yemek için karnımı doyurmam lazım. Ama kabul etmiyor. Ama ben bir iştahat olarak bunları cebimden karşıladım. Evet. Öyle bir şeye inanmıyor. Ya ben onu sattım, onun takvim de yapar, şey de yapar. Evet. Kim mi karışır diyor. Tamam diyor, artık onun o diyor. Yani sistem, onu, şu evet. şunu satarsam herkes ama bunu yapamam. Evet. Burada da tasarım ama mesela herhangi bir şey sattığın zaman onu istediğini yaparsın. Değil mi? Evet. Ha, şimdi onun gibi görüyor. Yani evet. bir eşya olarak görüyor sanat eserini. Sanatçı. Sanatçı da o noktada işin bit, alım satım gerçekleştiğinde değiş tokuş süreç tamamlandı, bitti, benden çıktı diye düşünüyor. Oysa ki burada bir başka gerçeklik var. Eser dediğiniz gibi evrensel ve insanlığa tabii. ait. Bunu koruyacak olan da sanatçı kendisi değil ise ona rağmen de koruyacak olan hukuk i̇şte sistemi. Onun siz geçtim. Onun yerine geçtiniz. Geçtim. Mesela benim tazminat davası açmadığım banka kalmamıştı. Hepsinden tazminat aldık biz. Şimdi evet. onlar bankalar eskiden resim alıyordu, şimdi almıyor. Evet. Alıyorlar, sonra da sene sonunda takvim için o resimleri kullanıyorlar. Biz de diyoruz ki, kardeşim izin aldın mı? Davada evet. diyoruz. Ne izni? Ya aldım, parasını verdim. Evet. Ve şimdi biz onu o bankalardan hep tazminat aldık. İzinsiz sonra artık... O ressamlardan izin almak zorunda evet. kaldılar. Tabii izin alırken ayrı bedel ödemeleri gerekiyor. Ve sanatçı için aslında bilinçli olsa oradan ikinci bir kazanç var. Oysa ki sanatçı onun orada yer almasından mutluluk duyuyor evet. ve bu ona evet. yetiyor. Karşısında bir telif veya başka bir değer beklemiyor. Ama ben bunları yaparken evet. epeyce düşman da kazandım. Mesela hatta bir akademisyen. Evet. Ressam dedi ki ya senin yaptığın çok haksız bir şey. Evet. Banka bir kültür hizmeti yapıyor. Sen bunu köstekliyorsun. Dedi. Her şeyin rapor bedeli yazdı var, böyle mesela. Evet. Tabii buna benzer birkaç tane oldu şeyde. Ama ben tabii onları hiçbir zaman sanatçı olduğu için teşhir etmedim. Şey yapmadım. Ama bunlar oldu. Evet. Yani bir değil birkaç tane. Veyahut mesela bir amatör bir ressamın resmini kullandılar. Onda da telif hakkı var. Evet. Bir yerde. Kimin olursa olsun. O zaman belki de çok temel birkaç noktayı buradan iletmiş olsak. Yani nedir sanatçı? Sadece sanatçı da değil, amatör resim yapan veya heykel yapan kişiden de bahsediyoruz. Yani sizin yarattığınız eser üzerindeki hakkınız en temel nedir, bu bilgiyi paylaşsak? Ha, onu hangisi? Ha, burada şu karıştırılıyor bakın. Evet. Sanatta yeterlilik var ya. Evet. Sanatta yeterlilikle ondan doğan telif hakkı karıştırılıyor. Diyor ki mesela
başta dediler bazı üstadlar. Aa, olur mu onun resmi telif hakkı olur mu? Benimki olur ancak. Ben tanınmış birisiyim. Evet. Onunki olmaz. Hukuk oysa ki bunu ayırmıyor değil mi? Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Hatta mimarlık açısından da şöyle bir şey. Mesela mimar diploması olmayan birisi çok önemli yapılar yaptı. Bunu değiştirecek oldular. Adam kazandı çünkü diploma şart yok. Van Gogh'un diploması mı vardı? Leonardo'nun nereden almış diplomayı? Size ait olması, sizin imzanızı taşıyor olması tabii önemli. Peki sanatçı kendini nasıl koruyabilir? Bütün bu güç ve ekonomik şartlara, herhangi bir sosyal politik güce sahip olmayan kişiden bahsediyoruz. Bir eser üreten en temel, en kolay koruma mekanizması nedir? Bu bana aittir demenin yolu. Bir bodyguard olacak. Nasıl olacak? Ha, kendine ait olduğunu. Evet. Şimdi biliyorsunuz her ressamın tarzı belli. İsim yazmaya gerek yok. Evet. Yani, kopyası var veya esinlenme boyutu o anlamda nereye gider? Evet, kendini nasıl korur? Evet, ya yapmış. İzinsiz kullanamaz kimse. Kullanıldığında o zaman dava açabilir. Ama evet, öncesinde onun kendine ait olduğunu ispatlayacak olan geçerli mekanizma nedir? Yani yayınlanması mı gerekir herhangi bir edebiyat yerde? Edebiyat eserlerinde öyle. Evet, eserin resminde yayınlanması gerekir. Sergilenmiş olması da onu kanıtlar. Ama şimdi tanınan bir ressam için üslubundan, şeyinden. Evet. Eğer orada bir tartışma olursa bilirkişiler onu inceler. Evet. İnceler o şekilde. Ona ait olduğunu, hı hı, tespit ettikten sonra siz tazminat davası açarsınız. Hı hı. Başka birçok davalar. Görünür alanda sergilenmiş olması eserin yeterli midir bu noktada? Size aitliğini daha sonra herhangi bir davada ispatlamak adına. Sergiler koruyor mu sanatçıları diye sormak istiyorum aslında. Kataloglandığı sürece. Kataloğda yayınlandı ama bitti zaten. Yayın basılı yayın mıdır diye tabii soracağım. Bugün dijital bir ortamda yaşıyoruz. Dijital bugün ortamdaki hukuk içerisinde nasıl yeri şey var? De koruyabilir ama tabii evet, kağıt formatında yayınlandığı zaman o çok daha kesin yani. Evet. Dijital ortamda o çekilişe bağlı. Nasıl çekildi, işte iyi çekildi mi? Orada bazı oyunlar da olabilir. Evet, orada başka disiplinler arası farklı tabii, boyutlar tabii, dijital tabii, noktada tabii, ortaya çıkmış olacak. Yani o konuda yeterli bir duyarlılığa sahipse kişi, sanatçı bilincindeyse yani onu kendi kurup şey yapar zaten yani. Sahte resim olayları olabiliyor evet, tabii. O alanda da şey yaptık, epey davalar açmıştım. Evet. Yani birçok tazminata mahkum oldu, birçok firmalar falan olabiliyor. Ama bunun çoğu bilgi eksikliğinde. Mesela büyük bir şirket veyahut banka o telif hakkını ödemeyecek mi? Ama bilmiyor. Onu evet, avukatları da bilmiyor. Evet. Bakın avukatları bilgisiz demiyorum. Oysa çok iyi avukatlar. Gerek. Ama onu hayatında duymamış. Şimdi hukuk fakültelerinde evet, okutulmuyor ki. Hiç okutulmuyor. Evet. Sanat eğitiminin eksikliği ama, gibi sanat hukukunun eksiğinden bahsediyoruz. Şey yer alınmayışı. Mesela orada bir sonda şeyden bahsettim. Ben bir şeye katıldım. OSC ile İngiltere'ye falan evet, gitmiştim. Orada bakın Avrupa Birliği evet, Uluslararası Telif Hakları Uyum Projesi Kültür Bakanlığı adına bulunduğunuz gitmiştim bu projede. Orada İngiltere'de bakın o zaman biz bir kürsü kurulsun diye uğraşırken oradaki hocalar dediler, şeyler gösterdiler bize. İlkokulda başlamışlar. Bu bilinci vermeye evet, o, yani bu buluşlar işte telif hakları, yaratıcılık evet, bunlar ilkokulda öyle bir bilinç evet, veriliyor evet, çocuklara. Bizde üniversitede bizde ise yok. Fikir veya o zaman şaşırmamak ortaya çıkmış lazım, eser dahi yani. Neden bunlar ileri diye şaşırmamak evet, lazım yani. Çok yaratıcılığı destekleyici tabii, ortamdan bahsediyoruz. Onu korumak, hem özendirmek hem tabii, de gerekli korumayı sağlamak tabii, önemli kesinlikle. Bir yandan da kitaba dönmek istiyorum. Evet. Sanat yazıları, sanatçıların eserleri ve süreçleri boyunca yapmış olduğunuz izlenimler ve bunların yansımasını görüyoruz. Pek çok farklı önemli sanatçı bugün Türkiye'den burada yer alıyor. Farklı zamanlarda yazdığınız yazıların bir araya evet, gelişi kitap. O süreci sizin resmi izlemek özelinden gidersek nasıl bir ilişkidir resimle izlemek adına, onu anlamak adına kurduğumuz ilişki? Siz kendi tecrübenizi nasıl paylaşırsınız? Valla bu mesela ben ilk önce o ilk yazı 2000 galiba. Hı hı. Reyhan için yazmıştım. Aslında birkaç evet, tane yazdım.
o Cumhuriyet'te yayınlanmıştı. Cumhuriyet evet. Sonra tekrar istedi benden. Fakat öyle bunalmıştım ki bu bilirkişilikler, şeyler. Evet. Şey yaptım. Devam etti. Fakat işte son 3-4 senedir 3-4 senedir bir bu uluslararası bir dergide orada bir teklif aldım. Oraya yazayım. O sırada da yazıyordum zaten. Ama yayınlamıyordum. Yazayım dedim oraya. İki ayda bir yazdım. Ve oradan oluştu bu. Ve de o şey de bu pandemi nedeniyle yani neredeyse 20 yıllık bir bu yazıların ilki 2002 hayır, dedik. Geçmiş var ama sizin... Başladım ama evet. O zaman bırakmak zorunda kalmıştım. Öyle dergiden öyle teklif. Bir teklif alınca yazmaya başladım. Ve bu 3 yıllık yazılar buradakiler. Ve bunlar da dergi kapanıyordu. Ya kitap yapalım bunu dediler. Kaybolmasın. Zaten biz şu anda kapatıyoruz. Belki ileride açarız filan. Ben sonra olsun yok ya şimdi yapalım bir daha dedi. Şey yapamayız. Evet. Ve alelacele biz bunu yaptık. Evet. Yani. Çok değerli bir kaynak. Kesinlikle farklı sanatçılara dair. Sizin o bütün sanat dönemi içerisinde görmüş olduğunuz tüm izlenimlerin yer alışı adına. İzlemek konusuna geri döndüğümüzde nedir izlemek? Nasıl izlenir bir resim? Nasıl yorumlanır, üzerine yazılır? Herkes tabii ki kendisi kendi gözüyle izler ama siz nasıl izlersiniz diye. Yani şu şekilde... Ben eleştirmen değilim, izlenimciyim. Evet. Şimdi ben hissettiklerimi yazdım. Evet. Burada. Hiçbir zaman, hiçbir şekilde ya bana da yaz diye herkes de demedi zaten öyle pek. Avukat ne yazacak dediler ya, dilekçe mi bu? Yani ama ben kendim hissettiğim yazmayı çok istediklerimi o anda yazdım. Zaten bu yazılar evet. Üzerinde durulmamıştır biliyor musun? Oturup bir anda yazılmıştır bu yazılar. Evet. Yani bu spontane yazıldı. Yani o anda eleştirel ve kritik etmekten ziyade tamamen sizin hissettiklerinizi ortaya koymak adına tabii, edebi tabii, bir tabii. Metin olarak tabii. Görmemiz mümkün. İzlenimler diyor dikkat evet, ederseniz zaten. Evet. O bendeki izler yani onlar. Evet. Ya yani ben öyle değerlendirdim onları. Evet. Analiz ettim o şekilde ama bir evet. Gözlem var bakın. Evet. Ben mesela burada birçok kişiyim. Mesela sergiye giderim ben. Açılışa gitmem. Gitmiyordum o yıllarda. Ha ben tabii galeri de yönettim evet. Bu arada. Sanat kurumunda mesela 10 yıla yakın galerimiz vardı bizim orada. Eşref Üren, Şefik Bursal hep onlara sergiler açıyordum. Ankara'nın o zamanki önemli ressamları vardı. Evet. Açıyorduk. En son bir de beyaz sanatla bir şeylik yaptım. Onu bıraktım sonra. Çünkü büyük, çok zengin bir patrondu onlar. Anlaşamadık, bıraktık. O da çok rica etmişti. Benim öğrencimdi onu yürüten. O şekilde yani hissettiklerimi yazdım diyebilirim. Evet. Onun dışında edebiyatla kurmuş olduğunuz bağa da değinmek istiyorum. Şiirleriniz, hikayeleriniz ve yazmak sizde hep devam etti. Evet, lise yıllarında ilk sanat yazısını yazdım dediniz. Öğrencilik yıllarında edebiyatla bağınız ve şu anda var mı bizi bekleyen okuyabileceğimiz yayınlarınız? Onu da ifade edeyim. Şimdi ben en son telif hakları alanında iki kitap çalışmam vardı. Evet. İşte raporları da kitap haline getirdim, makaleleri ayrı. Bunlarla uğraşırken bir ara bunaldım. Dedim ki ya bırakın artık şunu. Ondan sonra artık bu yazılar çıktı. Ondan sonra hikayeler evet. Filan bu şekilde geldi. Onlar yarım duruyor şimdi. Hı-hı. Bunlardan kurtulunca yani bunlarla dinlendim ben. Tam da orada dinlendim. Sormak mutlu istiyorum oldum. Kesinlikle. Evet, hukuk çok bir takım kurallar çerçevesinde kural koyucu bir alanken oradaki hı. Sınırları düşündüğümüzde bir yandan da sanat, edebiyat, yazmak, o özgürlük alanı dinlendim dediniz. İki farklı kültürden bahsediyoruz. Birbirlerine geçişi, etkileşimi tamam pratik anlamda sanat hukuku dedik ama daha kavramsal olarak düşündüğümüzde siz bir geçiş görüyor musunuz yoksa tamamen ayrı iki alan olarak mı sizin zihninizde?
Yani şu şekilde ifade edebilirim. Bakın, bana göre şimdi müzik bir matematiktir. Aslında iyi bir edebiyat da bir matematiktir. Resim de matematiktir. Bunlar, hukuk da tam matematiktir. Çok eskiden, ben onu bilmiyorum da, Ankara Hukuku sadece matematik sınavıyla alıyormuş. Bakın, edebiyat falan değildir hukuk. Tamamen matematiktir. Matematikseldir. Evet. Şey de, müzik de öyledir bak. Bir enstrüman çalıyor musunuz bilmiyorum. Çalıyor musunuz? Çalıyorum diyecek kadar. Ha, şimdi orada da evet, kafanızda hep belli bakın ölçüler vardır, şeyler evet, vardır. Yani böyle bir hukukla bağlantıyı ben öyle kuruyorum. Hukuk tamamen matematik. Evet. Yani edebiyatın da içinde bir matematiği vardır ama resmin ve müzik, hele müzik tamamen matematiktir bana göre evet, şeyde. Matematik aslında düzen. Tabii. Her şeyin içinde ya büyük tabii, bir düzenden bahsediyoruz matematik tabii, dediğimizde ve kendi içerisinde zaten o sistem, her şey bir bütündür diye hı, baktığımızda her şeyin bir matematiği ve kendi bütünlüğü vardır ve o bütünlük de diğerleriyle bağ kurarak büyük bütünlüğü yaratır değil mi? Matematiğin evet, hani temel aslında hani o gördüğümüz o çok teknik olan kısmının ötesinde bir soyut bütünlüğe aslında referans verir diyebilir miyiz? Onun tabii, için mi? Şimdi mesela o konuda bu sanatın, resmin hatta matematikle ilişkisini Nur Gökbulutlu incelemesinde evet, okudunuz mu o yazı? Evet. Orada işlemiştim biraz. O evet, tamamen benim düşüncemdi. Evet. Birçok kişi yani alakası falan var dediler yani orada. Evet. Ama onun öyle olduğuna ben inanıyorum yani. Bu benim kişisel şeyim. Yani matematikle şey hukukla hukuku matematik kabul edersek evet, yani resmin öyle bir bağlantısını kuruyorum. Kendi mesela kuralları soyut, var. Soyut resmin evet, bir matematiği vardır. Evet. Yani klasik resimde yani gibi böyle şeyler ölçüler şey olabilir ama bu soyut düzende de vardır aslında. Gören gözler için vardır. Evet. Görebilenler için vardır. Algılayabilenler için vardır. Zaten bu yoksa estetiğe ulaşamazsın. Estetiğin evet, bir şeyi vardır. Matematiği vardır mesela. Mümkün değil. Bazen bilinçli olarak buna ulaşmak mümkün olduğu gibi farklı disiplinlerde kimi zaman da sezgisel olarak o insanın kendi bütünlüğünü sağlamış olan, kendi matematiği ve düzenini kurmuş olan bir ince ruhun ürünüdür o bütünlüklü eser ve estetik diyebilir miyiz bu noktada? Yani siz ne kadar bütünseniz o kadar yansır mı o bütünlük, transfer etme şansınız? Hani biraz daha soyut bakacak olursak. Yani bu sezgisel olarak evet, bence sanatçı ruhlar o matematiğe sezgisel olarak ulaşıyor. Evet. Şimdi o sanatçı ruhlar derken ben hocalık yapmıştım yaptığım yerde ilkokul şeyden orta birden lise 3'e kadar yapıyorum. En çok ben orta 1 ve 2'yi seviyordum. Hı. O çocuklar minik minik çocuklar sezgisel olarak öyle güzel şeyler yapıyorlar ki hı, ama orada da nasıl ulaşıyorlar ona? Demek ki sezgisel. Ama lise 1, 2, 3'e vardım bakıyorsun o takvimden yapmış, buradan yapmış. Aslında artık orada iş başka evet, şeye dönmüş yani. Ama o çocuklar mesela orta 1, 2 hatta ilkokuldaki çocuk resimlerine bakın. Ben o zaman hocalık yaptığımda o çocukların, ortaokul çocuklarının tabii ben kendimi tamamen adamıştım o zaman. Evet. Güya ben avukatlığı falan ondan sonra bıraktım yani. Avukatlığa gidiyorum. Bakkal kurum şey kasap için gidiyordum. Şeyi yapıyordum. Ama o şey yapıyordum. O hocalık yapıyordum. O hocalıkta çok mutluydum evet, tabii. Ve fayda yaratmak. Tabii Emlak Kredi Bankası o zaman bir çocuk resimleri şeyi yapardı takvim. Benim evet, öğrencilerimden iki tanesinin resmi çıkmıştı falan orada. Evet. Aslında çocuk dediğimizde orada bulduğumuz nokta samimi ve gerçek ya da dışarıdan çok fazla etki görmemiş halden bahsediyoruz tabii, biz. O tabii, büyüme ve lise noktasında dediniz. Bozulmalar yani bozulmamış olan bütünlük aslında bizim o estetik olarak tabii, değerlendirdiğimiz değil mi? Biz yaşamımız boyunca o var olan doğal bütünlüğü pek çok unsurla bozuyoruz.
Tabii. Pek çok çevresel koşullarla, etkileşimle ve sonunda onu tekrar oluşturmaya, bulmaya çalışıyoruz. Bu mudur süreç? Böyle değerlendirebilir miyiz o bütünlük tabii. ve matematik ilişkisini? Yani kurduğumuz denklemi bozup bozup yeniden yerlerine koymak denebilir mi? Hayır, bence orada özgün esere ulaşmak evet. kendinize ulaştığınızda gerçekleşebilir. Evet. Kendinize nasıl ulaşırsınız? Mesela Beethoven 9. senfoni kulakları duymazken besteledi. Evet. İşte bu sezgidir evet. bir yerde. Şimdi o küçük çocuk da yani sese kapanıp müzik yapmak. 14 yaşındaki çocuk evet. tabii. Şimdi siz eğer eleştirmenlere, bir takım etkilere, şeylere, alıcılara, kalemcilere evet. kulağınızı tıkarsanız içinizde kendinizi bulabilirsiniz. İşte bulduğunuzdan özgünsünüz. Evet. O kaygıyı taşımaması gerekiyor, taşıtmamamız gerekiyor sanatçıya bu noktada değil mi? Yani hani siz avukatlık noktasını dediniz, ekmek var, kasap var, markete gitmek var. Sanatçı bu noktada olmamalı hiçbir zaman. Onu bir kaygı, tabii. bir işe dönüştürmemeli. Kendinde, kendisi için, kendi sürecini yaşayabilir noktada olmalı. Bunu sağlamak bu ortamda tabii onu ki... Onu kendisi evet. için yapacak resim. Evet. Kendisi için yapacak. Yani kendisi için yapmadığı zaman isterse sevgilisi için yapsın olmaz o resim. Kendisi evet. için. Kendisini beğendiği için. Yani kendisi beğeniyorsa şeyde evet. orada bahsettim Puşkin'in eskiden ben bütün konferanslarımda çadır tiyatrosu gibi oradan oraya gidiyorduk. Tomris Çetinel ve bir tiyatro oyuncularıyla evet. onlar bir şiir okuyordu. O şiirde Puşkin'in Şairi diye bir şiir var. Orada hı. diyor ki sen aldırma diyor etrafına. Sen şiirini beğeniyorsan sen çarsın, kralsın diyor. Aldırma evet. diyor. Zaten sen yoksan eser de var olamaz tabii, değil mi? Yani olmayan birinin eseri olamaz. Ama tabii acımasız olacaksın kendine karşı ama onu mesela iyi bir resim yaptığım zaman ben bu lise çağlarında o gün çok mutlu gezerdim sokaklarda mesela. Evet. Öyledir her şeyi. Evet. Ama birisi için resim yaparsa o artık zanaattır. Evet. Biraz. İşe değil mi? Dönüşmüş meslektir ya da evet meslek, tek evet, iş. Evet. Yani ya da, ben evet. sanat onu evet, kaldırmaz meslek. Diye evet. düşünüyorum evet. yani. Evet. Öncelikle o varoluşun saflığına dayandırmak tabii, gerekiyor tabii. Kesinlikle. Yani kendinizi bulabiliyorsanız orada artık tamam özgünleşirsiniz. Evet. Ama bulmadan yani o birine öykünerek yok o kendiniz olamazsınız yani mümkün değil. Bu tabii başta öyküneceksin bir sürü öykünle. Sanat etkiyle başlar zaten. Mesela Eşref Üren aslında baytardır. Şeyde Bursa'da galiba Çallı'yı resim yaparken görüyor. İzliyor bırakıyor ondan sonra resme başlıyor yani. Evet. Tabii etki olacak. Ama İbrahim Çallı olmadı Eşref Üren sonra. Zamanla gitti kendini evet, buldu. Evet. Yani bu özgünleşti. Evet. Zaten yaşam bir olma süreci ise, olgunlaşma süreci ise sanat süreci de bu uzun yol kendine doğru gitmeli. Piyasaya doğru değil demeliyiz belki. Tabii zamanla kendini inşa edecek yani. Evet. Tabii ki piyasaya gitmemeli derken bir varoluştan da bahsediyoruz. Kendi varlığını meşru kılmak bu da önemli. Bir başka nokta var olabilmek noktasında. Tabii. Sonra ama bir bunu, de evet. şu var, ben bunu Orhan Çetinkaya'da evet. çok gördüm. Yani ona çok büyük saygım vardı. Evet. Şimdi hiçbir zaman tekrarlamadı kendisini mesela. Evet. Tekrarlamak da şey, kendine yaptığın bir kötülüktür yani tekrar. Durmak gibi, kendini durdurmak tabii. gibi aslında. Mesela bir gerçek sanatçı Şefik Bursalı evet. Çok yani, az sergi açmıştır. Evet. Mesela sergi için davetiyeler geliyor buna. İşte ne olur bizde aç filan. Ya bu karpuz sergisi mi diyor. Evet. Şey yapıyor, hayır açmam diyordu. Ancak yeni bir şey söyleyeceksem açarım diyordu evet. mesela. Ki yeni bir şey söyleme zorunluluğunda günlük o rutinde hissetmemeli belki sanatçı değil mi kendini? Yani hani iş olmamasından bahsediyoruz. Yani hissettiği noktada, onu yakaladığı noktada onu yapabilmeli. Ama bu zorunluluk altında kendini bir mecburiyetle üretmek ve tekrar etmek, ortaya iş koymak noktasında belki bu özgünlüğü daraltıcı bir unsur olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum ne dersiniz? Tabii size Ankara, İstanbul, İzmir bir senede 3 tane sergi istedilerse artık
artık siz kendinize bayağı ihanet etmiş olursunuz. Evet. Bu zor süreci, var olma sürecini sanatçının kendi içinde ve dışarıda o kendisi şeklinde kendi varoluşuyla durabilme süreci, özgürlük dedik. Çok önemli ve çok değerli ve telif haklarıyla bu özgürlüğün korunması çok önemli. Bu noktada sanat hukuku çok önemli. Bunlardan bahsettik. Son olarak ben Şefik Bursal'ın müzesine gelmek istiyorum. Şefik Bursal'ın müzesi bugün kapatılmış durumda. Siz müzenin kurucususunuz ve başlangıcından bugüne nasıl geldi ve müze nasıl kısaca açıldı ve kapandı? Kaç evet, bu var noktada. Evet, sizi dinliyoruz. Şimdi ben Şefik Bursal'ı Sanat Kurumu'nda tanımıştım. Şefik Bursal da birincilikle bitirmiş. Neyse, çok onun hayatı da bir şey. Ayrı bir konu başlığı başına ayrı tabii bir konu ki başlığı. Gidememiş, gitmiş neyse oraya. Yani akademiye gitmiş, şey parasını bile ödeyememiş, neyse ödemişler. Girmiş o şekilde. Fakat sonra birincilikle bitiriyor. Avrupa konkurunda kazanıyor. Fakat oraya gidemiyor. Fakat o sonra her sene oraya gitti filan. Yani çok idealist bir destan. Evet. Hayatımda en tanıdığım şey. Bu bana, o zaman Sanat Kurumu'nda yöneticiydim. Ya Ünsal Bey dedi, ya ben müze kurmak istiyorum ben dedi ya eserlerini. Ha, satmıyor eserlerini. Evet. Kıyamıyor, satmaya kıyamıyor yani. Öyle bir insan. Ne yapıyor biliyor musunuz? Mesela şu resmi beğendiniz. Tamam diyor, yarın gelin alın diyor. Onun bir kopyasını yapıyor, kopyayı veriyor. Tamam evet mı? O şekilde. Şimdi Şevik Bey öyle dedi. Ben 88'de başladım. Fakat 2000 şeyde vasiyetnamede yaptık o sırada falan. Biraz rahatsızdı. 90'da öldü. Fakat ben 98'de yapabildim. O bürokrasinin çarklarını kıramadım. Yani 9-10 sene mücadele ettim, müzeyi kurdum. Fakat sonra işte bir de yarışma kurdum. Neyle engel olan o bürokrasi çarkları dediğiniz noktada müzenin o ya oluşması? Bir sürü şeyler ya, uzun yani, o da ayrı bir hikaye. Ama sonunda başardık biz onu. İlk müze o. Ondan sonra fakat bu bir örnek oldu. Birçok müzeler hep sonradan... Müze ev olarak tabii başladı. Kendi evini aslında Şefik Bursal'ı müze olması için bağışlıyor. Bütün Kültür eserler. Bakanlığı'na bağışlıyor. Evet. Bu çok önemli. Siz biraz önce söylediniz. Kendi resmini siz satın almak istediğinizde onu kıyamayıp veremeyen, satamayan, tabii, onun bir kopyasını yapıp veren bir sanatçıdan bahsediyoruz. Ve evini bağışlıyor Kültür Bakanlığı'na. Aslında burada çok önemli bir değerden bahsediyoruz yani ve bu noktada topluma, insanlığa bağışlıyor aslında. Bugünse o şekilde onun istediği, talep ettiği, gönlünden geçen şekilde ilerliyor mu o müze diye şimdi sormak istiyorum. Gezmiş miydiniz? Evet. Gezdiniz değil mi? Bakın yani mütevazi bir yüze tam istediğim gibi olmadı, bak onu söyleyeyim. Bir heyet oluşturduk. Ben de oradaydım ama tam istediklerimi yapamadım. Yerdeki halıyı söktüler, yeni halı taktılar falan. Neyse. Öyle şeyler de oldu. Şimdi ev korumadır bize. Evi korumak gerekir değil mi? Hiçbir şeye dokunmayacaksın. Bunlar yani yaşanmışlığıyla gelen genel müdür. Bu koltuk çok temizlemeye. Bu koltuk esmiş. Buraya yeni şey tak. Şimdi neyse. Biz onu işte 20 sene sürdürdük. Fakat onu bir takım sanatçılar da karşı çıktı. Benim müzem yok da Çallı'nın da yok, onun nasıl olur? Kimse bağışlamıyor ki resmini. Abidin Eldaroğlu müze yapmak için şey yaptık. Çocukları vasiyetlemeyi iptal ettirdiler. Müze olmadı bak. Evet. Ufak bir hatasını buldular şeyi. Yani kimse kıyamıyor resmini. Şimdi Şevik Bursal'ı kıymıştı. Kıymış ama onun da eşyaları yerinden oynatılmış. Ne oldu sonra? Bunu işte bakanlık halen davalar devam ediyor. Fakat şeyi kapattılar, şeyi kaldılar. Orayı şey yaptılar. Galeri yaptılar. Evet. Ve çok sevdiğimiz ressam arkadaşlarımız danışmanlık yaptı. Ya bir protestoydum. Siz bu müziği şeyi kapattınız, ben burada danışman olmam diyemediler. Herkesin tanıdığı kişiler. Bir müze, Şefik Bursal'ı kendi evini, resimlerini, eşyalarıyla birlikte Kültür Bakanlığı'na bağışlıyor. Evet. Yani kendini devrediyor aslında bütünüyle. Ama bunu galeriye dönüştürmek, Kültür Bakanlığı açısından baktığımızda elbette galeri eksiği olabilir. Galeriler galeri açılmalı ama orası, neden orası noktasında pek çok yerde galeri açılabilecek. Çok başka nedenler var. Şimdi onunla bir genel müdür uğraşmıştı. Biz ikinci dava açtık. Tabii şeyle siyasetle ilişkisi var. Nitekim şu anda o genel müdür görevden alındı.
yolsuzluk evet. nedeniyle de soruşturma çok açıldı. Çok yeni değil mi? Hepsi bir yeni haber. Bu. Evet. Herhalde Şevik Bey'in ruhu çarptı onu bir yerde. Çünkü Şevik Bey çok yani gerçekten asil, o kadar iyiliksever bir insandı. Çok farklı bir insandı yani. O nedenle şimdi davaları oyaladılar, başka bir dava açtık, görevsizlik kararı verdiler, reddedemediler. Şu anda dava yürüyor, biraz da dondurdum ben. Yani o gene eninde sonunda açacağız. İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğim. Evet. Fakat sanat çevresinden bu konuda yeterli desteği alamadığımı söyleyebilirim. Sanat örgütlerinden, şeyden. Ama biz tek aile de zaten ilgilenmez bir yerde. Mücadelemizi sürdürüyoruz da. Evet. Sanat için ve Şefik evet. Bursalı için evet. devam ediyor mücadele. Ne ailesi için, ya aslında toplum için devam ediyor bu mücadele. Tabii. Tıpkı hukukun üstünlüğüne vermiş olduğunuz mücadele ve eserin kendisi için yapılan telif hakkı mücadelesi gibi benzer bir sürecin parçası zannediyorum ki. Dilerim en kısa sürede bu mücadele kazanılmış olur ve vasiyet ettiği şekilde hem o halde. Hem vasiyetleme var, hem sözleşme var. Her şey var yani bu arada evet. Kültür Bakanlığı'yla. Yani Şefik Bursalı, şimdi onunla da ilgili notlarım, şeylerim var aslında. Onun da hayatı da çok özel bir adam evet. yani. Yazmak lazım. Vaktim olsa, ömrüm olsa belki onu da yazarım. Yani çok farklı bir adamdı. Onun için ben mücadele verdim. Evet. Yani gerçek bir sanatçı yani şeyde. Eserini satmaya kıyamayan, yapan öyle bir adam yani. Evet. Büyük bir zenginlik bu noktada. Evet. Eserlerin var olması, kendinde olması evet. ve yaşadığı ortam içerisinde bulunabiliyor olması, bunu geliştirmek, büyütmek ve dünyaya açmak daha doğru olabilir belki diyelim ve dilerim bu şekilde olur ve Şefik Bursalı'yla Türk sanatı temsil edilebilir o değerlerimizden biri olarak. Vallahi örnekti işte o. Evet. Ondan sonra bir sürü özel müzeler müze kuruldu etti. Yani. Evet. İlk şey oydu. Ama onlar kendi özel kurdular. Ama Devlet Kültür Bakanlığı'na bağlı tek müze o. Evet. İşte her sene ödül evet, veriyordu. Evet, Şefik Bursalı şimdi resmi yarışması var. Evet. Ben de orada üyeydim. Hatta dün bitirdik onun şeyini. Online yapılıyor yalnız. Evet. Bu 19. oldu şimdi. Şimdi o her sene oluyordu. Onu 2 sene yaptılar. Atatürk'ün kurduğu o dönemdeki kurulan devlet sergisini de 2 sene yaptılar. Halbuki yapamazlar yani. Yapılıyor. Yapıldı. Evet, biz artsın ama biz dilerken bakın, zamana yayılıyor, biz sonuna azaltmıyor. Kadar sürdüreceğim ben. Evet. Dileriz ki mücadele en kısa sürede kazanılmış olur ve 2 yıla inmiş olan tüm sanat etkinlikleri, sanat yarışmaları tekrar zamanında gerçekleşir ve hatta daha fazlasıyla, daha güçlü bir şekilde biz ülkemizi temsil edebiliriz sanatımızla. Ya inşallah. Yani diyorum. Kurumlaşmıştı bu şey mesela evet. yarışma. Şeyden devlet sergisinden daha çok resim katılmıştı. Mesela şimdi evet. 660 kişi katıldı mesela bu son şeye. Bu az değil. Kendine göre bir geleneğini oluşturmuştu yani. Fakat işte böyle son olaylardan sonra ama biz mücadeleyi sürdüreceğiz. Evet, hukuk olduğu sürece biz de evet. Sizlere hem vermiş olduğunuz mücadele için sanat adına, adalet, hukuk adına teşekkür ediyorum ben tüm sanat severler ve tüm toplum adına. Paylaşımlarınız için de tekrar teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Bu iletişim araçları gelişti, her şey kolaylaştı. Bu evet. iletişim araçlarıyla, teknolojinin gelişmesiyle sanat yayıldı ama derinleşti mi? O, evet, onu belki düşünmek daha lazım. Fazla yüzey, derinleşti mi? Onu da düşünmek kaldı. Lazım. Evet. Ama derinleşeceğine ümit ediyorum. Evet, aynı temennilerle ben çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.